Günaydın, tünaydın. Gerçi saatimiz şu anda 3.30 ama herkese yeni bir vlogdan daha merhaba yeni saçlarımla. Bugün ilk kez vlog başlatıyorum. Bu arada kaşlarımı da zaten kısalttım, fark etmişsinizdir. Size anlatmak istediğim şeyler var ama öncesinde karnımı doyurmak istiyorum. Öğle yemeği yemiştik ama şu anda çok acıktım. O yüzden kendime bir yulaf kasesi hazırlayacağım. Onu hazırlayalım, kahvemizi alalım ve sizinle tekrar buluşacağız, sohbet edeceğiz. Şöyle arağın, öğle yemeği artık ne demek istersek hazır. Şöyle muzlu, hindistan cevizli yulaf lapası yaptım. Bakın tam kıvamı. Bu en çok sevdiğim hafif sulu. Kahve dünyasında yemiştim. Gerçekten birebir aynısı oluyor. Şimdi bir yandan şu ilk aldığımız kahveyi bir deneyeyim, onu merak ediyorum tadını çünkü. Böyle çok minik, yanıksı bir tadı var. Ama bu gerçekten güzel. Rahatsız edici bir tat değil. Ama ben ekstra bir tarçınlı falan bir aroma beklemiştim. Bu Starbucks'ın özel seri olduğu için böyle bir özel ekstra bir tarçınlı falan bir tat beklemiştim ama öyle bir tadı yok. Klasik Starbucks'ın kapsülleri gibi gerçekten lezzetli. Şimdi biz bugün neredeydik, nereden geldik, hazırlandık ondan bahsedeyim ve anlatmak istediğim şeyden size. Bugün aslında Instagram'da paylaştım doktora gidiyoruz diye. Herkes merak etmiş neye gittiniz, hani bir sorun mu var, bir şey mi var falan diye. Ben de YouTube'dan açıkçası anlatmak istedim. Çünkü biraz detaylı bir konu olduğu için Instagram'da hızlıca bahsedip geçmek istemediğim bir konuydu. Biliyorsunuz ki Eylül ayında bir bebeğimi kaybettim. Zaten o videoları çoğunuz izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Her şey gayet güzel giderken çok yüksek bir ense kalınlığı, bir anda öğrendiğimiz bebeğimin bütün vücudunda işte sıvı toplaması ve sonrasında kalp durması nedeniyle ilaçla düşük yapmak durumunda kaldım. Hasta olarak yüksek olduğum için kürtaj olmadı. Ve bu sebeple açıkçası hem psikolojik olarak hem fiziksel her anlamda gerçekten biraz çöküntüye uğradığımız bir dönem oldu. Her ne kadarını yansıtabildim, ne kadarını yansıtamadım bilmiyor olsam da burada her ne kadar ki hayat gördüğünüz 10, 20, 40 dakikalık videolarda kimsenin hayatını tabii ki yorumlamak mümkün değil. Neler yaşadığımızı, yaşıyor olduğumuzu buradan tahmin bile edemezsiniz. Bu süreçte çok fazla yanımda olan, aynı şeyleri yaşayan birçok kişi yazıyor olsa da bir kısımda daha çok beni yönlendirme açısından işte hani bunu yaşamış, ikinci gebeliğinde tekrar yaşamış, üçüncü gebeliğinde tekrar yaşamış ve hani birçok gebelik kaybı yaşadıktan sonra artık gen araştırmasına gitmiş ve bu anlamda beni çok fazla yönlendirmek isteyenler oldu. Hani bak, tekrar olabilir, taşıyıcı olabilirsin. O yüzden genetik testini mutlaka yaptır. Hani ikinci bir gebeliği bekleme gibisinden. Açıkçası biz de zaten biliyorsunuz ki bu dönemde biraz daha kafamızı, kendimizi toparlama sürecindeydik. Yani dinlenme sürecindeydik. Bu arada da bu testleri yaptırmak istediğimizi ve doktorumuza gittik. Daha doğrusu şöyle, bizim gittiğimiz farklı bir doktordu. Aranızda zaten bilenler de vardır. Özellikle isim vermeyeceğim. Çünkü bu doktora da ilk kez gidiyoruz ama Balıkesir'de yine bilinen, daha çok sorunlu gebeliklerle, bu tarz gebeliklerle ilgilenen bir doktor. Ve doktorun ilgisi hiç kapıdan girdiğimiz andan itibaren inanılmaz mutluluk vericiydi. İşte önce rahim kontrolü yapıldı, yumurta rezervlerime bakıldı. Gayet normal bir sıkıntı olmadı. İşte rahimle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Daha çok bu tarz gebeliklerin denkte gelebileceğini ama genetik bir problem de oluşturabileceğini söyledi. Ki normalde 2-3 düşüğün gebelikte normal olduğunu söyledi ama biz tabii ki yaptırma konusunda birazcık ısrarcı olduk. Hani ben tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum diye. Ve bu sebeple genetik testine bakılabilecek her türlü şeyimize bakılması gerektiğini istedik. Hem şehir hastanesinde hem üniversite hastanesinde, orada da yine bir doktora yönlendirildik. Aynı şekilde bütün her yerde taramalarımıza bakılacak. Genetikte herhangi bir sorun var mı?
Yani tekrar böyle bir şey yaşama ihtimalimiz nasıl? Patılaşmayla ilgili bir sorunu var mı? Yani karşımıza çıkabilecek bütün sorunları aslında tekrar görmüş olacağız. Yani tekrar yaşar mıyım düşüncesini kafamdan silmek istiyorum. Tabii ki tekrar yaşayabilirim bu arada. Hani bu bir denk gelişte olsa, cıyıcılığımız bulunmasa bile yine tekrar yaşama ihtimalim var tabii ki her gebelikte. Yani sağlıksız bir döllenme oranı mutlaka var ama ben bu ihtimali en aza indirmek istediğim ve kafamdaki bu düşünceyi bir tık olsun atabilmek istediğim için bunu yaptırıyoruz ve bugünkü kontrolümüz de bu yüzden de. Bu aşamada sizleri de bir yandan bilgilendirmek istedim. Bakalım sonuçlarımda neler çıkacak tabii ki. İnşallah bir şey çıkmaz ama hani olur da çıkarsa nasıl bir yol izliyoruz vesaire gibisinden. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yine SMA testi için de biz evlendiğimizden sonra çıkmıştı çünkü SMA testi ve biz yaptırmamıştık. Onun için de yani hepsine bakılabilecek her şeye baktırıyoruz şu anda. Burak gidip kan verecek aile hekimliğinde. Ona da bakılacak ve hepsi toplamda yaklaşık 1-2-3 ay kadar sonra çıkacak dedi. Sonrasında tekrar sizi görmek istiyorum dedi doktorumuz. O yüzden bütün testler çıktıktan sonra yani yaklaşık sabahtan beri 6-8 arası tüp kan verdim. Buran daha az tabii ki. Bakılacak. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi karnımı bir doyurayım. Saat şu anda 4. Dondurucudan taze fasulye çıkardım. Onu yapacağım ve inciyi almaya gideceğiz okuldan. Yetişir inşallah diye düşünüyorum. Aslında hemen yemeği koyup o şekilde devam etsem de olur. Şimdi hemen fasulyemi koyuyorum ocağa. Üzerini değiştirmedim henüz. İnciyi almaya gideceğiz biliyorsunuz ki. Değiştiririm büyük ihtimalle üstümü ya. Şimdi çok yakın oldum. Şimdi biliyorsunuz ki bunun hepsini ben çiğden koyuyorum. Şimdi soğanımı ve zeytinyağımı aldım. İçerisine rendi ekliyorum. Biraz kışın çok fazla domates kullanmıyoruz. Şöyle bunu içerisine fasulyemi de koyacağım dondurucudan. Bunları Halide annem de yapmıştık hatırlarsanız. Kışlık hazırlığı olarak almıştık pazardan. Her şeyi orada biraz haşladık, birazcık şey yaptık derken. Şöyle zaten hemen çözülür. Dedi de böyle oluyor. Küp şeker atacağım. Şimdi yarım atacağım çünkü fasulyem çok değil o yüzden tatlı olmasın. Tuz ekleyeceğim. Biraz kullansın. Bu kadar. Bir ortalama 40 dakika var inciyi almaya gitmemize ve orada pişer diye düşünüyorum. Pişmezse de geldikten sonra devam ederiz. Ay saçlarım o kadar hoşuma gidiyor ki baktıkça. Yani ben kesinlikle sarı aşığıyım ve sarıdan da ömür boyu vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Diğer saç renklerine hiç geçmem ama saçlarım da uçları hafif aldırdığım için o kadar yumuşacık ki. Sarıyı çok seviyorum ya. Bir de bu ombre attıktan sonra da çok güzel oluyor ya. Şimdi rengi zaten değişecek daha hiç yıkanmadı. Attıkça, uçlara geldikçe, yukarısı kendi saç renginiz geldikçe de daha da doğalışıyor. Yani aslında bir sene falan arkanıza bakmadan kullanabiliyorsunuz. Evet ilk başta bir saç tiftiklemeden sonra acı çekiyorsunuz ama sonrası çok güzel. Fasulyemi sulandı. Altını kıstım. Bu şekilde birazcık pişsin bakalım. Sonra su gerekirse ekleriz. Normalde yaz domatesleri bol sulu olduğu için hiç su eklemiyorum. Şimdi ben üstümü değiştireyim geleyim. Bu bebeği ben kucağıma aldım. Küçük bebek var teyzeler bakın burada. Böyle kucağımda gezdiriyorum ben onu bazen. Değil mi Maya? Hadi gel bakalım. Yemek piştim. Şimdi şipşak mutfağı toparladım. Şu meyvelerden meyvelerden bozulanlar falan vardı. Onun tabağını küçülttüm. Diğerini de hemen makineye attım. Bu kısım hemen yemelik şeyler. O yüzden bunları bir türlü kaldıramıyorum. Bakın burada da minnoş bir kırmızı konsept var. Yine burada da aynı şekilde. Şimdi çok hızlı bir şekilde çanta değişikliği. Ne giydiğimi birazdan göstereceğim. Bu çantanın içerisinde gözlüğüm. Bir süre buna takıp gezerim büyük ihtimalle. Şimdi parfüm de spor giyindim. O yüzden orkid sıkacağım. Bunu çok seviyorum ya. Bu gerçekten tam bir banyodan çıkış kokusu. Şu çantamı aldım. Ablama Maya'nın kumu için aldığım koku giderici var ya ondan koyacağım. Şöyle denemelik bana koyar mısın 3 kaşık dedi. Hemen onu da ayarlayalım. Yemekleri koyacağım ve şimdi geliyormuş. Hemen çıkacağız. Tam şey diyordum. Ablamla güçlerimizi birleştirmeye karar verdik bu arada. Yani ne yapacaksın yemekte de? İnciyi almaya gidecektik beraber. Bugün ofise uğramıştık kahve içmeye annemle. Şundan koyacağım. O arada işte
İnci almaya gitme muhabbeti geçti. Öyle olunca. Şöyle koydum. Zaten 3 yemek kaşığı karıştırıyorsunuz. Fasulye koydum dondurucudan yanına falan. Ne yapacağım bilmiyorum. Bende de bir şeyler var. Birleştirelim olmazsa dedi. O yüzden yemeği beraber yiyeceğiz. Onların balkonunu görmemiştik hep beraber. Orayı bir görelim. Ablam da balkonu süsledi. Orada güzel bir kahve içeriz. Sonra ben akşam besteye geçeceğim. Yemek çok sıcak. O yüzden onu bir saracağım. Bakın bayağı genişliyor. Bunlar rahat oluyor. Dur bakalım anneciğim. Şöyle sardım. Koyalım. Şöyle evden götüreceğim bir şeyler daha koyuyorum. Kumu da koyduk ve hazırız. Maya balkonda mı sandım götürsem ha? Seni mi götürsem Maya? Götürmek istiyorum seni. Hadi bakalım. Mamasını da koydum biraz. Ekledim. İniyorum. Şuradan size hemen ne giydiğimi göstereyim. Bu geçen ayki Milli alışverişinden aldığım eşofmanı giydim. Şöyle vücudu tamamen saran. Hem tight gibi. Alt kısmı da pantolon gibi. Valla tam Moşa kalitesinde bir eşofman. Üstüme de şöyle sweatshirt giydim ama o kadar terledim ki sadece yelek alacağım üzerime. Zaten eve gidiyoruz. Şunu giyelim. Şimdi gidiyoruz inciyi almaya. Bekledin mi sen çok? Yok, 2 dakika önce bekledim. Ay. Hemen kumu koy bilmem ne. Maya'yı da kapıya geliyor. Onu bir şey yapmaya çalışırken. İnci kuş bekliyordur bize. Bekliyordur valla. Sarışınlar buluştu. Aynen. Koş, koş İnci, koş. Koş sarılın. Kim geldi? Evet. Merhabalar, ne bileyim, evet benim hoş olsun. İyiyim. Sizler neyiniz? Uyudu mu? Uyudu. Ha tamamdır. Tamam, gelin iyi akşamlar. Benim hadi. İyi akşamlar. Çıkıyordum. Yedi evet. Bak. Yengeden, anneden. Aldı getiriyor. Merhaba yengemin bana bir sürprizi varmış de. Sürprizi varmış. Ne var bil bakalım. Çok iyi çekiyormuş. Hadi gel. Ne var? Düşmeyelim, ver başlayalım. Şimdi bak. Seni bir yere getiriyoruz annenle. Nereye? Nereye isterdin gitmek? Yengeme. Yengeme. Ama yengeme parka götüreceğiz İnci. Dedemle ben dondurma yiyordum. Ama havalar soğudu, dondurma yiyemeyiz. Değil mi? Ama marketten alabiliriz. Aa, tamam mı? Market dondurma. Önce parka gidelim. Sen tamam. Ne buldun? Markete soktu bizi şimdi. Bir dondurma alacakmışız. Hadi bul bakalım. Hangisini beğendin? Aa, bunlar. Tat tat tat. 2-3 tane alalım da eve de evet. Koyayım. Ver bana. Ben alıyorum. Bu ne? Onu istiyor musun? Bak. Şeker oyuncaklı. Hmm. Onlar çok zararlı İnci bence. Evet İnci. Hadi onları koyalım yerine. Gel onları başka bir şeye bakalım. Başka bir şeye bakalım. Gel onu bırak. Bir sen yine sarıya, Mert de maviye bindirin. Mert gel bildireyim seni. Geliyor, 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 geliyor. Mert gel 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 gitmek. Ooo. Azal sahil. Süper. Unutmamışsın. Unutmamışsın. Ay çok güzel olmuş süslemeler. Çok özendim bunu sene kısmışlara. Evet. Ablamın balkona yeni koltuklara bakın. Ay gerçekten bunlar çok değil güzel mi oldu. Bu ayrı balkona bir böyle bir şey gerekiyormuş ve bence bu konsept daha güzel olmuş. Ya değil mi? Oturma alanı gibi. Şurada oturup camdan izlemesi evet falan çok keyifli. Oh! Bugün bu balkonun keyfini evet süreceğiz. Puffy evet, burası senin alanın galiba canım. Evet. Şimdi marketten şu mantılardan aldık. Ablam bunlar çok güzel dedi. Bakın minicik minicikler. O yüzden 4 paket aldık. Ama bildiğiniz Kayseri mantısı gibi. Hem minik hem de etli dedi ablam. Kıymalı yani. Şimdi bir fasulyenin tadına bakacağım. Belki bekleyince pişmiş olabilir. Yoksa birazcık daha pişireceğim. Hmm. Çok iyi. Ne yapacağız? Sen de suyunu kaynat, mantılara su koy. Bu Ali Baba'nın çiftliği galiba. Adam buzdan mı koydun falan? Durdu. Taze yaptıysa of, acı mı koydun? Kanıma girme. Çok acıyor. Yap, mimik yap bana. Öyle mi oluyordu benim çocuğum? Ne zaman kız? Benim yengem var diyordu.
Senin var mı? Yok. Puffy keyfinin sürüyor vallahi balkonun. Süsler çok güzelmiş. Şu keçeler falan. Değil mi? Ya onlar hepsine? Çok ucuza aldım onları. Bayıldım. Kırmızı Hans yaptı. Şey, çok güzel olmuş. Aynı herhalde bizim ağaçlar. Aynen. Sen hangi marka aldın? Bilmiyorum ki. Bakmadım yani, hatırlamıyorum. Bakayım mı? Çalayım mı antret resan? Miyav sarıldığı yerde yatıyor. İnci sen de yat, sarıl annene. Sen de sırtına sarıl, yat. Dikkat et. Ne yaptın? Kafasını ellemiyoruz İnci'nin yani. Ooo, çok güzel bir tablo oldu. Kapak fotoğrafı da bizi koy. Tamam. Evet, ne çalıyoruz? Antidepresanı mı? Evet, ne çalıyoruz? Sen olmadan ben asla... Gel kız. Patlat öyle gidiyor. Gitme oradan. Sen olmadan ben asla... Dans ediyoruz, dur. Bitti. Bitti. Da 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 dam. Desteğe geldim. Ay ev nasıl değişmiş. Size göstermem lazım. Ay o kadar güzel olmuş ki. Şu köşeye bakar mısınız? Bahsetmiştim size besteler alıyor diye. Bu nasıl güzel olmuş. Ay bu tepsilere bayılıyorum zaten. İngiliz Home'un tepsileri. Bakın küçük alanlar için mükemmel. Şimdi bunu kesinlikle Instagram'dan paylaşmam lazım. Bu böyle kapanıyor. Aşağı doğru kapanıyor galiba. Bu aynen bu kapanıyor. Bildiğiniz dolap gibi kalıyor. Küçük alanlar için şahane. Hiç yer kaplamamış ve o kadar güzel olmuş ki. Buraları da doldurmak için çok güzel. Ay bayıldım gerçekten. Dolap kapaklarının rengini değiştirdiler besteler. Şahane olmuş. Hatırlarsanız kırmızıydı. Aşırı modern durmuş. Çok beğendim. Şu telefonla konuşuyor. Orada hemen göstermek istedim size. Çok iyi. Vallahi canı istiyorsa yapalım, yoksa benim gerçekten karnım çok tok. Besteme kavuştum ya. Allah kavuştursuna gelemedik beste. Oo şimdi Kaan askerde. Dur. Ben de o kadar zorlanmıştım ki gerçekten full hep zaten Buraklarda kalmıştım ya da arkadaşlarım bende kalmıştı. Şimdi beste de yoğun bir tempo içinde. Ama o da kızgın kaldı. Evet. Evet. Ya özel dersin fazla olduğu için anlatmam çok. Evet. 9.30'a kadar doluyor. Ya öyle bir şey ki normalde mesela tek başınıza yaşıyorsunuz belki de. Değil mi? Tek başına evet. 1+1'de kalıyorsun falan ama... Ama evlendikten sonra alışıyorsun. Çok farklı ya. Biriyle uyumaya alışınca... Yani ben çok şaşırmıştım mesela. Hiç zorlanmam falan diye düşünmüştüm ama... Ay bu kadar arayacağımı hiç düşünmemiştim. Beste de öyle. Artık işte o da yoğun olduğu için bir türlü gelememiştik. İlk önce toz şeker. Beste kekini yiyeceğiz bakalım. Zeytinyağlı daha farklı bir tarif. Zeytinyağı ve bir bardak süt var. Bir bardak da süt. Kakaolu kek yapacağız. Ay maşallah kekimize bakın nasıl kabardı. Şimdi biz ilk çaylarımızı içiyoruz sohbet eşliğinde. İkinci çaylarımıza da salonda. Evet, salonda. Alex'in yanında kışın. Evet. Kekimiz eşlik edecek. Ay birazcık soğusun sonra çeviririz. Mis gibi kokular geliyor bu arada. Evet. Yılbaşı konseptlerimizde. Afiyet olsun bize. Arada da şarkı açık. Ay bakın ortam şu an. Kız kız ortamın güzelliği. Çaylarımız. Alex. Herkese merhaba. Sonunda eve geldim. Saat şu anda saatim yok. Şarja taktım şimdi. 12.30 sanırım. Ve falan geldi Burak beni almaya. Daha doğrusu Burak'la beraber geldiler. Yani askerlik arkadaşıyla. O da bugün bize geldi. Bugün bizde kalacak. Hatta 2 gün bizde kalacak. Pazar ben nöbetçiyim. Onlar zaten beraber olmaya devam ederler. O gün dönecek arkadaşı. O da 11.30 civarında gelmiş. O geldikten bir yarım saat sonra da beni almaya geldi. Biz zaten Bese'yle bayağı bir oturduk. Şimdi Burak'ın yatağını hazırlayacağım. Hazır edeyim dedim. Direkt uykum falan gelirse ben geçer yatarsam onlar oturmaya devam ederler. Çünkü şu en son benim yattığım kedili nevresim takımlarını yıkamıştım. Şimdi onlara geçirelim nevresimleri. Bakın. Oh.
Özdileğin yastıkları. Çok seviyorum bunları. Yumuşacık. Misafirler için de bunlardan almıştık. Rahat rahat. Buna geçireceğim. Beste'yi seviyorsunuz. Instagram'da bir sürü kişi yazmış. Yani YouTube videolarından tanıyor olsak da çok seviyoruz Beste'yi falan diye. Beste de Kaan askerde olduğu için bir tık hüzünlüydü. Evet. Her ne kadar kısa süreli de olsa, bedelli de bu arada Kaan. Ama tabii ki de insan varlığına alıştığı için ve ilk kez ayrı kaldığı için birazcık koyuyor. Günaydın. Ama ben bu videoyu kapatmaya geldim. Gördüğünüz gibi vlogumu editledim ve şimdi size yetiştirirken fark ettim ki kapanışını yapmamışım. Günlük vlog serimize devam ediyoruz. Burak uyuyor, o yüzden sessiz konuşuyorum. Hemen kapanışta ekleyip videomu kapatmak istedim. Umarım keyif alarak izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Hemen duşa girip yeni bir vlog başlıyoruz. Bu her güne video serileri beni gerçekten çok mutlu etti. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada da günlük paylaşımlarıma şahitlik edebilirsiniz. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.